Merhaba Selime. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Feminist hareketle ilişkilenme sürecin, sokaktaki deneyimlerin, hareket içerisindeki deneyimlerini çok kısaca aktarabilir misin bize? Ne zamandır kendimi feminist olarak tanımladığımı hatırlayamıyorum ama 2010-2011'den beri örgütlü mücadelenin içerisindeyim. Öncelikle Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nda politika yapmaya başladım. Ev içi şiddet alanında mücadele eden bir örgüt. Bunu takip eden de önce İstanbul Feminist Kolektif'in bir parçasıydım. İstanbul Feminist Kolektif bir süre İstanbul'da aktif olan feministlerin bir araya geldiği bir alandı. Çeşitli kampanyalara dahil oldum. Kürtaj Hakk'tır kampanyası gibi, Kadın Cinayetlerinin İsyanındayız kampanyası gibi. Bir 3 senedir de ayrıca Çatlak Zemin diye bir dijital platformumuz var. Daha doğrusu bir feminist web sitesi. Aynı zamanda onun parçasıyım. Peki Türkiye'deki feminist hareketin 2000 sonrası dönemini nasıl tanımlarsın? Yani tüm o geri çekilmeler ve veya mücadele alanlarındaki çeşitlenmeler bakımından nasıl görüyorsun 2000'lerden günümüze seyrini? Biraz aslında 2000 sonrası çeşitli yasal mücadelelerin ve feministlerin çeşitli kampanyaları yürütmeye devam ettiği yıllar. Şimdi ben aslında 2000 sonrasının tabii ki daha bir son kısmında dahil olmuş bir feministim. Birazcık aslında aldığım mirastan bahsedersem, çeşitli çok önemli aslında yasal kazanımları sağlayan mücadelelerin de yapılmakta olduğu yıllar 2000'ler. Bir taraftan aslında örgütlü mücadelenin çok böyle güçlü olmadığı yıllar gibi de konuşulabiliyor ama bir taraftan da özellikle İstanbul'da düşünüldüğünde önemli feminist örgütlerin de aslında kurulduğu yıllar işte Amargi gibi, Sosyalist Feminist Kolektif gibi. 2010 sonrasına gelinildiğinde belki de bunun daha aslında güçlendiği, yaygınlaştığı bir zamana geçildiğini görüyoruz. Bunu böyle özellikle kendi tanık olduğum kampanyalar üzerinden de düşünürsem, örneğin 2010 yılında feministlerin Kadın Cinayetlerine İsyandayız isimli çok önemli bir kampanyası var. Önemli diyorum çünkü kadın cinayetleri aslında bugün çok yaygın bir şekilde ana akım medyada ya da kamuoyu tarafından kullanılan bir ifade. Fakat öncesinde aşk cinayeti, tutku cinayeti, namus cinayeti gibi tanımlamaları vardı. Bu dili değiştirmede önemli bir kampanyaydı. Kadınların kadın oldukları için öldürüldüklerini bilgisini yaygınlaştırmada önemli bir kampanyaydı. Aynı zamanda haksız tahrik diye bir olgunun yaygınlığını görünürleştirdiği için önemli bir kampanyaydı. Haksız tahrik şu, feministler aynı zamanda öldürülen kadınların davalarını takip ettiler çok uzun yıllar boyunca. Bu kampanya esnasında ve sonrasında. Ve bu davaların şöyle bir ortak özelliği vardı. Kadınları öldüren erkekler çeşitli bahaneler öne sürüyordu. Örneğin erkekliğime laf etti, yemeği çok tuzlu yaptı, sokakta yabancı birine saat sordu gibi. Ve bunlar da bir ceza indirimi gerekçesi olarak haksız tahrik adı altında yargı tarafından kabul edilmiş aslında bir bizim erkeklik indirimi diye adlandırdığımız bir durumu oluşturuyordu. Bunu görünürleştirmek, haksız tahrikin bir erkeklik indirimi olduğunu, bunun zaten aslında kadın cinayetlerine nasıl yol açtığını söylemek açısından çok önemli bir kampanyaydı. Bunun sonrasında çok önemli kırılma noktalarından bir tanesi bence kürtaj kampanyası oldu. Tabii ki kürtaj kampanyası aslında feministlerin ya da işte Türkiye'deki kadın hareketinin biraz tepki olarak yine geliştirdiği bir kampanyaydı. Çünkü 2012 yılında o zamanın başbakanı kürtajı bir cinayet olarak nitelendirmesinin ardından çok hızlı bir şekilde kadınlar örgütlendirdi.
ettiler ve bir kampanya oluşturdular ve bir dizi eylemlilikle sokakta oldular. Bu sadece aslında hani feministlerin bir kampanyası da değildi. Pek çok kadının parçası olduğu, hem sokak eylemliliğinde hem de hatta ana akım medyada çalışan kadınların dahil olduğu ve böylelikle etki alanının çok güçlü olduğu, sözün kadınlar arasında çok yaygınlaştığı bir kampanya oldu. Hemen bir yıl sonra Gezi Parkı başladığında örneğin bu sözün ne kadar yaygın olduğunu ve örgütlülük deneyimi olmayan kadınların da taşıdığı, sahiplendiği sözler olduğunu da aslında görme imkanımız da olmuş oldu böylelikle. Bütün bunlar olurken tabii ki başta bahsettiğim örgütlerin de çeşitli kampanyaları oluyordu. Örneğin Sosyalist Feminist Kolektif'in çeşitli kampanyaları vardı. Önce erkeklerden alacaklıyız diye bir kampanya yapmışlardı. Özellikle kadınların emeğinin nasıl gasp edildiğini, ev içi emeğinin nasıl görmezden gelinildiğini görünürleştiren önemli bir kampanyaydı. Daha sonra Aile Dışında Hayat Var diye bir kampanya yaptılar. Bütün bunlar İstanbul'daki aslında sadece o örgüt bazında değil, aynı zamanda burada bu feminist politika alanını çok besleyen kampanyalardı. Tabii Gezi'den sonra aslında bütün ülkede olduğu gibi feminist hareket içinde bir politik değişimden tabii ki kaçınılmaz olarak söz etmeye başladık. Şimdi bu değişimi birkaç şekilde yorumlayabiliriz. Birincisi bir etki alanının genişlemesi söz konusu. Daha önce örgütlenme deneyimi olmayan kadınların, tabii ki bu genel siyaset için de söz konusu, siyasete katılmaları söz konusu. Bunun aslında en belki göstergesi, somut göstergesi Feminist Gece Yürüyüşleri'nde oldu. Feminist Gece Yürüyüşleri 2003'ten bu yana yapılıyor. 2003'te daha böyle bir grup kadının aslında Taksim Meydanı'ndan Mis Sokağı'a kadar yaptığı Feminist Gece Yürüyüşleri'ni 8 Mart'ta yapıyoruz. Bir yürüyüştü. Artık zaten hani 2010 sonrasında böyle kalabalıklaşmaya başlamışken artık son yıllarda Gezi'nin de aslında getirdiği bir devinimle bu binlerce, hatta böyle on binlerce kadına ulaşmaya başladı. Ve Türkiye'deki aslında en kalabalık toplumsal muhalefet hareketlerinden bir tanesine de dönüştü. Ama bir yandan baktığımızda da aslında daha feminist örgütlenmelerin çözüldüğü, aslında siyaset yapma biçiminin değiştiği, yani insanların daha örgütlü siyaset yapmak yerine, yani kendilerini siyasetin parçası olarak tanımladıkları ama illaki örgütlü bir siyaset yapmadıkları bir evreye de girmiş olduk aslında biz Gezi'den sonra. Tabii ki bunda özellikle artan hani baskı ortamı belki insanların örgütlenmesinde bir negatif, onları durduran bir şey aslında oluşturdu. Ama bir taraftan da bu baskı arttıkça o politik sözleri sahiplenme alanı da daha bir genişlemeye başladı diyebiliriz. Ama bir daha feministlerin, burada feministler derken aslında tabii ki feministler çok geniş bir tanımlama. Her geçen yılda çok genişleyen, kadınların illaki herhangi bir grupla ilişkilenmeden kendisini tanımladığı ya da kendisini aslında tarif etmek için, hayata bakışın tarif etmek için kullanacağı bir kelime. Ben biraz bunu İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da feminist politika yapan bir kadın olarak bu bahsettiğim örgütlenmelerle ilişkisi olan, çeşitli beraber aslında yüz yüze siyaset yapma geleneği olan kadınları tanımlamak için kullanıyorum. Ve İstanbul deneyimim olduğu için de İstanbul üzerinden tanımlıyorum. Yoksa başka illerde de Ankara başta olmak üzere böyle deneyimler var tabii ki. İstanbul'a baktığımız zaman biz aslında bu örgütlü kampanyaların belki en son devam ettirdiğimiz bir Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor diye bir kampanyamsı aslında bir izleme yaptık diyebilirim. 2015 yılında ölmemek için öldürmek zorunda kalan ya da işte yaralamak, hayatını savunmak zorunda kalan kadınların bilgisini medyadan toplamaya başladık.
Bu bir anlamda aslında birkaç zaten kamuoyunda bildiği örneklerle de başladı bizim için. Nevin Yıldırım çok önemli bir noktaydı. Nevin Yıldırım'ın adını 2012'de duyduk ilk önce. Nevin kendisine yıllardır tecavüz eden kişiyi öldürüp kafasını kesip Isparta'nın Yalvaç'ta bir köyünde gerçekleşiyor bunlar. Kahvenin önüne atmıştı. Biz haberini aldığımızda aynı zamanda hamileydi ve kürtaj olmak istiyordu, istemiyordu çocuğu ama olmasına izin de verilmedi. Ve biz feministler olarak takip ettik Nevin'in davasını. Hala da takip etmeye ve Nevin'le dayanışmaya devam ediyoruz. Nevin herhangi bir haksız tahrik indiriminden, herhangi bir indirimden yararlanamadı. Hiç kendisine aslında yıllarca tecavüze uğramış olduğuna dair bu bilgiyi her zaman görmezden gelindi. Fakat Nevin gibi başka kadınları da aslında görmeye başladık. Yasemin Çakal gibi, Çilem gibi. Bu kadınların hikayeleri bize hep şunu gösteriyordu. Bir sistematik şiddet var. O şiddetten artık kurtulmanın herhangi bir alternatifi onlara hayatta sunulmuyor. Ve bu noktada hayatta kalmak için öldürmek zorunda kalıyorlar. Biz de bu kadınların hikayelerini görünürleştirmeye, bunu yaparken de aslında gündelik hayatta kadınların mücadele biçimlerini de görünürleştirmenin bir yolunu bulmaya çalıştık. Buradan da kadınlar hayatlarına sahip çıkıyor sözü çıkmış oldu. Fakat son yıllara geldiğimiz zaman biraz daha feminist aslında hareketin çalışma biçimi daha kampanya temelli olurken kadın hareketiyle de daha ortak işler yapmaya başladı. Feminist hareket ve kadın hareketini şöyle ayırıyordum. Kadın hareketi Türkiye'de bu bir var olan mesela bir partiyle olabilir, başka bir karma örgütlenmeyle olabilir, politika yapan fakat aynı zamanda kadın politikası yapan kadınları kastetmek için kullanıyorum. İlla ki çünkü kendilerine feminist demiyor olabiliyorlar. Bir arada olduğumuz çeşitli alanlar var. Önce mesela zaten çeşitli örgütlenmeleri gerçekleştirmek için bunlar oluyordu 25 Kasım'ı örgütlemek gibi. Yine kadın cinayetleriyle ilgili kadın cinayetlerine karşı acil önlem diye bir grupta bir araya gelinildi. Son birkaç yıldır Kadınlar Birlikte Güçlü diye bir platform var. Orada bir araya geliniyor. Çünkü baktığımız zaman kampanya üzerinden örgütlenmek demek biraz aslında pek çok şey için farklı bileşenlerle bir araya gelmek demek. Mesela Kadınlar Barış Politikası içinde Barış İçin Kadın Girişimi adı altında bir araya geliyorlardı. O nedenle bu biçime baktığımız zaman da tabii ki çeşitli aslında gelmekte olan saldırılara da cevap üreten bir politika da tabii ki kaçınılmaz oluyor Türkiye şartlarında. Güncel durumuna bakarsak, mesela şu an için hem tabii ki kadın cinayetlerinin hala kamuoyunda da zaten çok görünürlüğü olan bir konu. Bunun dışında nafaka meselesi bir süredir kadınların en çok uğraştığı meselelerden bir tanesi olarak, acil gündem olarak önümüzde duruyor. Feminist gece yürüyüşleri üzerinden bu tarihe okuyacak olursak, yani feminist gece yürüyüşlerinin başladığı ilk dönemden günümüze kadar nasıl görüyorsun Beyoğlu'ndaki kalabalıklaşmayı, genişlemeyi ya da kadın hareketinin kurduğu koalisyonları? Tabii ki şunu da belirteyim. Feminist hareketin geleneğinde şöyle bir yan da var. Biz aslında gelenek derken 80'lerde örgütlenmiş kadınları hep kastediyoruz. Türkiye'deki ikinci dalga feminist olarak adlandırılan. Bu kadınların büyük bir kısmının ortak özelliği zaten sol mücadeleden gelmiş olmaları. Bunun da tabii ki kaçınılmaz bir sonucu olarak biz o yıllarda da baktığımız zaman feministlerin başka alanlarda da hep politika yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Çeşitli mesela parti örgütlenmelerinde, sol parti örgütlenmelerinde de varlar. Ya da mesela çok ünlü bir eylem vardır, siyah eylem. FETÖ cezaevlerine karşı yapılmış bir eylemdir. Bunlara bakıldığında zaten böyle bir aslında sadece tek odaklı değil,
Çünkü bakıldığı zaman bu gelenekteki aslında feminizm anlayışı hani faşizme karşı mücadele etmeyi de her zaman içermiş. O nedenle de böyle bir o koalisyon olanlarına her zaman açıkta bir hareketten bahsediyoruz. 2000'den de ziyade hatta 2010'lara gelinildiğinde bu beraber çalışma alanı daha da aslında güçlenmeye şöyle başlıyor. Türkiye Feminist Hareketi'nin geleneğine baktığımız zaman 80'lerde örgütlenmiş, Türkiye'deki ikinci dalga feminizmi örgütlemiş kadınların büyük bir kısmının ortak özelliği daha önce sol harekette örgütlü kadınlar olmaları. Bu nedenle de pek çok başka mücadele alanında da politika yapma geleneğine sahip ve bunu devam ettirmiş kadınlar. Bu da bir gelenek olarak aslında devam etmiş. En azından benim de mesela parçası olduğum deneyim feminizmin ayrılmaz bir parçası olarak faşizme karşı da mücadele etmeyi, kapitalizme karşı da mücadele etmeyi içeriyor aslında. Bu ama koalisyon meselesine baktığımız zaman şöyle deneyimler de çok uzun zamandır mevcut. Çeşitli örgütlenmeler için bir araya gelmek. Örneğin 8 Mart mitingi için bir araya gelmek. 8 Mart mitingi şu, 8 Mart feminist gece yürüyüşü daha sonradan başlamış aslında. Mitingin tarihi daha eski. Başka formatlar, miting izin alınan, bir programı olan, grupların işte kortejler halinde bir alana doğru yürüdüğü, daha sonra oradaki programın gerçekleştiği bir format. Diğeri ise aslında bir araya gelip bir yürümek ve basın açıklaması yapmak şeklinde bir format. Birbirinden o açıdan da farklılar. Miting geleneğinde hep bir sürü aslında 8 Mart mitingi feminist bir alan değildi. Diyorum bir süredir yapılamadı çünkü. Burada zaten bunları örgütlerken çeşitli o koalisyonlar kurmaya çalışma tecrübeleri mevcut. Bunlar her zaman olumlu tecrübeler değil. Ne 8 Mart mitingi, ne 25 Kasım yürüyüşleri de yine sadece feministlerce değil, bu daha geniş bir hareketçe organize edilir. Onun dışında çeşitli başka bir araya gelme deneyimleri de oluyordu. Ki bunun devam ettiği Barış Çin Kadın Girişimi vardı uzun yıllar devam eden. Barış Çin Kadın Girişimi Türkiye'de barış talebini yükselten, özellikle Kürt meselesi üzerinden barış talebini yükselten kadınların bir araya geldiği bir örgütlenmeydi. Kimi zaman işte Kürtaj kampanyasından bahsettim. Kürtaj kampanyasında yine daha geniş bir şekilde bir araya gelinildi. Bunlar hiçbir zaman çok kolay aslında birleşmeler olmayabiliyor. Fakat tabii ki bunu yıllarca devam ettirmenin oluşturduğu bir hukuk, birbirini tanıma, birbirinin sözünü anlama, beraber değişme ve dönüşme alanını da tabii ki tanıyor bize. Bugün belki artık gelinen bu kadınlar birlikte güçlü diye nitelendirdiğim o birliktelik artık bu kadar yılın bir kazanımı olarak da aslında düşünebiliriz. Hem başka illerle de İstanbul'un sadece tek bir yer olmadığı ya da işte İstanbul Ankara'nın tek bir yer olmadığı başka illere de yayılabilen o açıdan o merkezliliğin de bir noktada kırılabildiği, bir sürü farklı örgütten kadınların kendisini parçası hissedebildiği alanlarda yaratılabiliyor. Bunda da muhtemelen tabii ki şeyin de çok etkisi büyük. Türkiye'de başka alanlarda muhalefet yapabilmenin alanı neredeyse yok olduğunda ve aslında hala kadın mücadelesi sokakta verilebildiğinde enerjinin orada ya akması ve oradaki örgütlülüğün güçlenmesi de daha anlaşılır hale geliyor. Gruplar arasındaki genişleme ve çeşitlenme, kadın sözünün, feminist hareketin yayılması dışında bir de coğrafi bir genişlemeden de bahsediyoruz buna paralel. Daha önce feminist harekete yapılan bence haksız eleştirilerden biriydi ama İstanbul ve Ankara merkezlilik gibi bir eleştiri vardı. Son özellikle 3-5 yıldır sadece feminist gece yürüyüşleri üzerinden bile baktığımızda bunun Anadolu'ya doğru yayıldığını görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersin coğrafi genişlemeyle ilgili? Belki tabii ki artık bu zamanın teknolojik imkanlarının da muhtemelen bunda önemli bir etkisi var. O yüzden bizim etkileşim alanlarımız da artıyor.
Ben dahil olduğumda tabii ki bir hani yaşım itibariyle o teknoloji bir noktaya kadar vardı. Feminist hareketinin ayrılmaz ya da kadın hareketinin ayrılmaz bir parçası mail gruplarıdır. Ama artık bununla sınırlı değil. Kadınlar feminist gündemi bir sürü yerden takip ediyorlar. Hem sosyal medyadan hem de işte, feminist gündeme dair, kadınların gündemine dair haber üreten ya da kendisi zaten aslında sosyal medyada politik söz üreten bir sürü kadın var. Bu da o yaygınlaşmayı sağlamada bence önemli etmenlerden bir tanesi. Fakat tabii ki daha önce de çeşitli bir araya gelişler var. Örneğin bu sene yanılmıyorsam 22.si yapılacak olan Kadın Sığınakları Kurultayı var. Kurultay zaten Türkiye'nin farklı illerinde bileşenleri olan ve kadınların her sene ev içi şiddet alanındaki mücadelelerini konuşmak için bir araya geldikleri bir alan. Tabii ki bu genel aslında feminist politikanın küçük bir parçası sadece ev içi şiddet için, ev içi şiddet mücadelesi için bir araya gelmek. Fakat var olan aslında bu ağlara önemli örneklerden bir tanesi olarak düşünülebilir. Bu tabii ki yaygınlaşma daha bu değişen hani haber alma biçimlerinin, birbirinden haber almanın imkanlarının artmasının önemli olduğunu da düşünüyorum. Kadın hareketinin genişlemesinin bir de dijital ağlar ve dijital dünya alanında genişlemesi var. Doğrudan kendilerine feminist demeyebilirler ve veya feminist sözü çok farklı mecralarda üretebilirler. Pek çok alan var. Bu konudaki çeşitlenme ile ilgili neler söylemek istersin? Dijital mecraların en belki kadınların hayatında önemli katkılarından bir tanesi, kendi deneyimlerini anlatabilecekleri bir alan sunuyor olması. Bu iki açıdan önemli. Bir tanesi kadınların aslında anlatma ihtiyaçları var temel olarak. Çünkü aslında çok böyle anlatabileceğimiz, kendi başımıza gelenin değerli görüldüğü alanları bulmakta güçlük çekiyor olmamızdan da ileri geliyor bu. Ve daha sonra bu paylaşıldığında bunun bir topluluğu da aslında oluşmaya da başlıyor. Ve bu da bir anlamda bir örgütlülük aslında. Kadınların birbirinden güç alabileceği, deneyimlerini paylaşabilecekleri, belki bir çözüm bulabilecekleri bir örgütlenme de oluşmuş oluyor böylelikle. Dijital yayılmayı bir çeşitli feminist mecralara gönderilen yazılar, orada paylaşılan yazılar ve sosyal medya hesaplarından kadınların paylaştıkları diye belki ikiye ayırabiliriz. Feminist mecralar, işte Beş Harfliler, Çatlak Zemin, Reçel, Yalnız Yürümeyeceksin gibi mecraları düşündüğümüz zaman bunlar hem kadınların kendi deneyimlerini paylaşma alanları haline geliyorlar. Hem de feminist politika üzerine de aslında söz üretme alanları haline de geliyorlar. Yani güncel politikaya dair bir şey de söyleyebiliyorlar. Kendi deneyimlerini başka aslında çeşitli mesela karşılaştıkları meselelerle ilişkilendirip de paylaşabiliyorlar ya da salt deneyim de paylaşabiliyorlar. Bunlar öncelikli olarak kadınları bu deneyimlerin ortaklığını görmek açısından güçlendirici bir şey. Çünkü aslında kadınlar sadece başlarına geleni değil, kendi mücadele biçimlerini de paylaşmış oluyorlar. Ya da başkasının başına geleni, deneyimlediğini okumak başka bir kadını güçlendirebiliyor. Bu açıdan oldukça önemli alanlar. Ama tabii ki bu bahsettiğim aslında biraz daha özellikle Beş Harfliler, Reçel ve Çatlak Zemin, feminist politikanın da teorik olarak da üretildiği alanlar. Çünkü basılı aslında dergi artık kalmadı. Bir anlamda onun ikamesi haline de gelmiş, zamanın ruhuna da belki biraz daha uygun alanlar. Fakat bunun dışında da tabii ki kadınların başka özellikli konular üzerinden bir araya gelip söz ürettiği yerlerde mevcut. Böylelikle bu aslında sosyal medyayla da çok birleşiyor ve bir güncel meseleye de laf edebiliyorlar. Bir mesela hemen kampanyada örgütleyebiliyorlar. İşte bir şeyi hatırlıyorum, çok ses getiren işte bir Bülent Arınç'ın kahkaha, kadınların kahkaha atmaması gerektiğine dair bir lafı vardı. Hemen mesela çok güçlü bir şekilde
hiçbir merkezi olmayan bir şekilde sosyal medyada kadınlar örgütlendi. Ya da işte çeşitli markaların cinsiyetçi reklamlarına karşı hemen örgütlenip baskı yapıyorlar. Bu aslında feminist örgütlenmenin nasıl biçiminin değiştiğini ve orada nasıl bir sürü farklı aslında kadınların olduğu yerden feminist politika yapabildiğinin de böyle bir yeni dönemde göstergesi gibi işliyor aslında düşündüğümüzde. Türkiye'de ağır baskı rejimine rağmen, otoriterleşen dönemlere rağmen yine de kadınlar, feminist hareket sokakta olan, sesi güçlü çıkan nadir muhalefet alanlarından biri, hareketlerinden biri. Bu nasıl mümkün oluyor? Bunun için ne söylersin? Bu güçlenme hali bir yandan çok Türkiye'ye özgü bir şey de değil tabii ki ya da koalisyon hali de. Son birkaç yıldır işte Arjantin'e, Amerika'ya, Polonya'ya baktığımızda, İspanya'ya baktığımız zaman çok güçlü böyle örgütlenmelerin sokakları doldurduğunu, kadınların bir sürü taleple sokaklarda olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde kadın cinayetlerine karşı talep var, kürtaja dair talep var ya da genel olarak artan kadınlara yönelik, kadınların bedenlerine yönelik tehditlere karşı kadınlar böyle büyük koalisyonlar halinde hatta örgütlenip sokakta oluyorlar, grevler örgütlüyorlar. Fakat bir yandan da aslında bu yükselişle baskı çok eş de ilerliyor. Yani bütün bunları aslında bir feminizmin artık müthiş yaygınlaşması ki yaygınlaştı ve bu iyi bir şey. Fakat bir taraftan da bu dünyanın bir dönüşüme girdiğini değil, aynı zamanda bütün bunlar olurken sağ muhafazakar neoliberal politikalar da güçleniyor. Böyle bir aslında bir ikiye ayrılmışlık durumundan bahsedebiliriz. Bunun bir yansıması tabii ki Türkiye'de var ki Türkiye'nin bunun hem bir yansıması hem tabii ki özgül koşulları da var. OHAL döneminde özellikle baktığımız zaman sokakta artık başka herhangi bir toplumsal muhalefetin varlık gösteremediğini deneyimledik. Hepsi polis şiddetiyle karşılaştı. OHAL'den de önce yasaklanmaya başlayan onur yürüyüşleri var. LGBT etkinlikleri dahi artık yasaklanıyor. Pek çok il ve ilçede valilik tarafından herhangi bir toplaşmaya izin verilmiyor. Bütün bunların içerisinde kadınlar bir araya gelip sokağa doldurabiliyorlar. Ama şunu da bir not etmem lazım ki her konuda değil. Mesela geçtiğimiz haftalarda kayyum atanan belediyelerle ilgili kadınlar sokağa döküldüklerinde gözaltına alındılar. Ya da işte kadınlar açlık grevleriyle ilgili sokağa döküldüğü zaman gözaltına alınıyorlar. Burada bu sokağa dökülebilme halinin de kim orada ve ne söz söylüyorla da çok alakası var aslında. Ama kadınların kadınlara dair taleplerle, hani tabii ki burada kastım şu, mesela feminist gece hareketi için, bir feminist gece yürüyüşü için bir araya gelinildiğinde kadınlar feminist bir taleple kadınlar olarak bir araya geliyorlar. Bence bunun en önemli gücü şu, Türkiye'de özellikle bu toplumsal muhalefete saldırı bir ayrıştırma politikası üzerinden gerçekleştirilirken feminist hareketin ve kadın hareketinin özgünlüğü söylediği sözün aslında bütün kadınları kapsıyor olması. O nedenle bunu söyleyen kadınlar, şöyle kadınlar, diğer kadınlar daha yani bu aslında makbul, namakbul kadın ayrımı her ne kadar çok sıkça pompalanmaya çalışsa da aslında kadınlar için işlemiyor. Çünkü herkes kürtaj olamıyor. Çünkü herkes öldürülüyor. Çünkü herkes şiddete maruz kalıyor. Herkesin ev içinde emeği sömürülüyor. Herkes tacize maruz kalıyor. Ve üretilen söz de her daim bir kapsayıcı söz üretmek feminist politika için çok ilkesel bir şey. Kadınları ayırmamak, kadınlar için ortak söz üretmek. Aslında patriarkanın nasıl bütün kadınları kapsadığını hem söylemek hem de kadınların bu kapsayış içerisinde kendi biricik durumları olduğunu da belirtmek. Bu kapsayıcı dilin bu ayrıştırmaya karşı önemli bir strateji olduğunu düşünüyorum. Keza feminist gece yürüyüşleri için bunu en kalabalık bir araya geliş feminist gece yürüyüşü olduğu için özellikle altını çiziyorum. Yine de şöyle bir yanı da var. Orası mesela bu bahsettiğim gözaltına alınan, eyleme giden, daha belki
gözaltına alınma tehdidinden çekinmeyen kadının da orada olduğu ama annesiyle, kucağında bebeğiyle gelen kadının da orada olduğu bir yer. Ve bu bir arada oluşta birbirini gözetme, bir beraber aslında tam da orada beraber o gece orada oluyor olmanın kendisi zaten bir politik, bir manifesto aslında. Ve bunun yarattığı o ayrıştırmaya karşı önemli bir gücü var. Bir yandan da tabii ki kadınların aslında talep ettikleri şeylerde her ne kadar çok böyle büyük bir şeyle karşıya kalsa da Türkiye'de aslında çok böyle gerici diye ifade edeceğim. Şu anlamda gericiyi kullanıyorum. Kadınların kazanımlarını geriye götürme amacı taşıyan söylem ve politikalarda bir artış söz konusu. Buna işte imzalanan sözleşmelerin geri çekilmesini talep etme, kadınların şiddete maruz kaldığı zaman faydalanabileceği yasal kazanımların iptal edilmesini talep etmek gibi şeyler söz konusu. Ve bunlar çok aslında bir yandan radikal görüşlerken ana akımda yer bulmaya ve güçlenmeye, işte politika yapıcılar tarafından dinlenmeye başlandı. Bu ortama rağmen yine de bu kadınların, feministlerin taleplerinin bir geniş kesimlerce duyulur bir tarafı da var. Ve bu da böyle bir kadınları henüz ayrıştırmanın başarılamadığı alanlardan bir tanesi. Bu sene 2019 yılı 8 Mart'ında aslında bir şöyle bir durumla da karşılaştık. Biz ilk yıldan beri, 2003'ten beri Taksim'de yürüyoruz, İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi Türkiye'nin toplumsal muhalefet hafızası için çok önemli bir mekan. Her ne kadar son yıllarda burası üzerinden yapılmakta olan iktidar savaşı nedeniyle artık muhalefet oradan uzaklaştırılsa da biz orayı kullanmaya devam eden çok nadir geriye kalmış hareketlerden bir tanesiydik. Fakat o hal sonrasında orada yürüyüş yapmak tamamen yasaklandığı için bu sene bize de izin vermediler. Fakat mesela yine de orada durabildik. Böyle bir aslında alanı da tutmayı başarabiliyoruz. Fakat çeşitli işte ezan okundu vesaire, saygısız davrandılar gibi iftiralarla bir mesela bölme, hedef gösterme çabaları oldu ve iki gün sonra boşa düştü. Bence bu boşa düşüş de çok tesadüf değil. Burada aslında o ayrıştırmanın çok kolay olmaması yatıyor bunun temelinde. Kapsayıcı dili nedeniyle böyle bir ayrıştırmanın yapılamayacağını söyledin. Ama bir yandan da son birkaç yıldır ayrıştırmanın farklı yerlerden yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. İşte bu az önce bahsettiğin ezan sesi iftirası gibi. Ya da şöyle bir şey hatırlıyorum, sloganlar üzerinden. İşte sloganların çok fazla bedenle, cinsellikle ilgili olması ya da bireysel talepler olarak görülmesi. Bu eleştiriyle ilgili neler söyleyebilirsin? Şimdi burada sadece şöyle önemli bir nokta var. Bu ezan ayrıştırması ve bu daha doğrusu genel olarak ayrıştırıcı politikadan bahsederken iktidarın aslında ayrıştırma nihai hedefinden bahsediyoruz. Fakat orada kullanılan sloganların, bu sloganlar da gerçekten ağırlıklı olarak kadının kendi cinselliğini ifade etmesi, kendi bedeninden bahsetmesinin aslında uyandırdığı dehşet. Bu sloganlar sadece iktidar tarafından değil, toplumsal muhalefetteki erkekler tarafından da dehşetle karşılanıyor. Bu aslında şeyden çok önemli bir nokta, bir feminizmin radikalliği açısından önemli bir şey, nüans olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında baktığımız zaman bir Türkiye'de toplumsal muhalefet odakları arasında da çeşitli koalisyonlar mevcut. Hani çeşitli bir araya gelişler mevcut. Bunların alanı şu an azalmış olsa da yani zaman zaman bu birliktelikler yaşanıyor. Fakat feminizmin o alanlarda da böyle tehdit edici bir yanı var. Hem iktidar talep ediyor olması açısından, iktidar talebinden kastım erkek iktidarını sarsmayı aslında hedefi olmasını kastediyorum iktidar talep etmek derken. O iktidarı erkeklere bırakmamayı hedeflemek anlamında kullanıyorum. Bir diğer yandan da kadınların kendi cinselliği hakkında söz söylüyor olması
bu muhalefetteki erkekleri de son derece rahatsız eden bir şey haline dönüşüyor. Ki bu aslında eleştirilerin ilk geldiği yer zaten birkaç sene önceydi ve muhafazakar erkeklerden değil, daha işte toplumsal muhalefette yer alan erkeklerden geldi bunlar. Çünkü Türkiye'de kadın cinselliği özellikle de, daha doğrusu kadın cinselliği derken bir kadının kendi cinselliğini ifade etmesi dehşetle karşılanan aslında bir şey olmaya devam ediyor. Ama yani şey için baktığımız zaman da tabii ki feminist gece yürüyüşü o sözü içeren bir yer. Bireysel talep konusu da zaten yine aslında şeyi çok atlayan bir yer. Feminizm zaten kişisel olanın politikasıdır. Oraya getiren bireysel bir kadının bedenine, arzusuna, hissine, hayatına dair talebi. Zaten onu talep ediyor olması patriarkanın ona izin vermemiş olmasıyla ilgili ve oldukça da politik bir söz aslında. Son olarak şunu sormak istiyorum. Birbiriyle bağlantılı iki soru belki de. Feminist hareketin bu tarzının, örgütlenme biçiminin ve bu dönemde sokağa çıkma halinin başka muhalefet hareketleri için ya da siyasetler için de modellenebilecek, örnek alınabilecek yanları var mı sence? Ve son olarak buna da bağlı olarak tabii, gelecekle ilgili umudun ne feminist siyaset açısından? Umutlu musun kısaca? Yöntem olarak çeşitli bir araya gelişlerde devralınan bir yanı var bence. Özellikle hiyerarşi üretmemeye çalışmak. Yargılanmadan konuşmak, şiddetsiz iletişim sürdürmek. Bunlar biraz daha yaygınlaşan yöntemler haline gelmeye başlandı aslında. Bunlar en başından beri kadınların zaten kullandıkları politik, yani feminist yöntem dediğimiz şeyin kendisi zaten bunu yapmak. Çeşitli hareketlerde, çünkü baktığımız zaman aslında gezi sonrası hareket dediğimiz şeylerde belki bir çoğalma olduğunu söylemek mümkün. Kent hareketi, çevre hareketi gibi. Bunların kullandığı yöntemlerde sanırım böyle bir devralınan bir şey haline geldi. Ama benim kişisel olarak oralarda deneyimim olmadığı için çok doğrudan bir paylaşım yapamıyorum. Feminist hareket içinde ben bir yandan bu durumu, yani bu yaygınlaşmayı çok umut vaat edici buluyorum. Özellikle genç kadınların kendilerini tanımlama biçimleri, yükselttikleri talepler, mesela aslında baskıya karşı koyma biçimleri. Biraz önce dijital platformlardan bahsederken, mesela konuştuklarımızda pek çok genç kadın, genç kadından kastım lise öğrencisi, üniversiteye yeni girmiş kadınlar, hani buralara ulaşabiliyorlar, kendi deneyimlerini paylaşıyorlar ve hayır deme yaşları aslında mesela benim jenerasyonuma göre dahi daha düşük artık. Yani şey anlamında söylüyorum, daha erken yaşta hayır demeye, kendi taleplerini yükseltmeye, kendi bedenlerini tanımlamaya başlayabiliyorlar. Bütün bunlar bence çok umut vaat edici. Ama bir taraftan da ben kişisel olarak da örgütlü mücadelenin önemine çok inanıyorum. O açıdan da çok yakın zamanda belki tekrar bir o güçleneceği zamanı göremesem de Türkiye'nin somut koşulları dolayısıyla çok böyle kişisel temennim onun da aslında güçlendiği, yüz yüze siyaset alanlarının genişlediği, çoğaldığı, güçlendiği bir gelecek görebilmek kendi adıma.